Özgür Özel bir tweet atmış. Bu Filistin'le mi ilgili? Evet. Solcu damarı mı tutmuş? Şimdi bak bakalım tutmuş mu tutmamış mı? Diyor ki vatanını terk etme Gazze. Güzel. Yani Muharrem İnce, Muharrem İnce yanlış söyledim. Ha, Muharrem İnce söyler canım. Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin onlardan farkı, Muharrem İnce siyasi yolculuğa çıktığı andan itibaren değişmeye başlayan bir siyasi aktör. Şimdi 2018 seçimlerdeki Muharrem İnce ile 2023'teki Muharrem İnce arasında biraz ciddi bir fark var. Yani o gün FETÖ'ye dosyaları niye Amerika'dan beni aradılar diyen, evet, ya da CHP gibi düşünme, ya CHP'deki şu andaki yöneticiler gibi düşünebilen biraz farkı vardı. Ama sonra daha milli, teröre karşı pozisyon alan, Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından belli bir yerde duran bir siyasi aktöre dönüştü. Bence doğru bir yerde gidiyor. Yalnız şimdi ben niyet okuyuculuğu yapmayayım. Bu iyi niyetle atılmış bir... Yok, iyi niyetle görünür. Yani şimdi arkasından hani, ne çıkar diye bakma bence. Vatanını terk etme diyor. Bakmak istemiyorum. Gerçekten. Bakma, evet. Yani senin az önce yok, burada, çizdiğin burada çerçeveye katılması gereken başka bir şey var. Hani Gazze'den diyor İstanbul'a geliyorlar ya. Yok ya. Değildir değil mi? Dünkü yani eyvallah. Haliyle sonra Zafer atılması çok manidar yani. Efendim? Bakın Turgay Güler, dünkü kanserli hastaların ben de ona olağanüstü çabayla tahliyesinden sonra evet anladım. Ben, İstanbul dedin de Ankara. Ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biraz önce Özgür Özel'e bir tweet attı dediniz. Yanlış bence söyledim. Özgür Özel'in Muharrem İnce'yi yanlış onu biliyorum ama tevafuk oldu. Cuk oturdu. Özgür Özel'in Muharrem İnce dahil olmak üzere bunları partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir daveti var dikkat ederseniz. Geri dönün diyor. Ve Muharrem İnce'nin basın sözcüsü İpek Hanım, İpek Özkaldı bize diyor resmi bir şeyde bulunulmadı, davette bulunmadı. Resmi davet gelsin, ona göre değerlendiririz. Şimdi bunu, bu tweet'i atan bir Muharrem İnce, Özgür Özel'in bu çağrısı karşısında ne yapacak? İleride bir araya gelecekler mi? Eğer gelirlerse o zaman bence Muharrem İnce attığı bu tweet'in hiçbir geçerliliği yok biliyorsunuz. Tanju Özcan hemen bu şeyin üzerine atladı. Bu davetin tekrar üyelik dilekçesine başvurdu. Yani burada tabii bu tweet önemli. Bence yaralılarla değil, sadece yaralılar değil. Çok geniş bir anlam var burada. Yani yaralılar vatanlarını terk etmiyorlar ki. Yaralılar tedaviye geliyorlar. Vatanını terk etme ifadesi, bırakmayın topraklarınızı savunun anlamına gelir. Başka bir anlamı yoktur. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Öyle düşünelim. Hep birlikte öyle düşünelim. İyi niyetle bakalım. Yani şimdi niyetle okumayalım ama yani bana biraz tuhaf geldiği için bunu söyledim. Ama Mahmut Övür'ün baktığı pencereden bakmak zorundayız. Emine de cevap olsun diye söylüyorum. Şimdi diyelim Muharrem İnce gitti, Özgür Özel'le görüşebilir mi? Görüşebilir. Eski partilisi, kendi evet, partisi falan. Ama söylediklerini orada söylemiyor olsa anlamlı. Yani o zaman soru sorabiliriz. Evet. Şimdi bir, Selahattin Demirtaş'a selam gönderdin Özgür Özel. Ha, ne olacak? Ne anlama geliyor? Ha. Demezse, yani PKK, FETÖ karşısında pozisyon almazsan, yani sol deyip de HDP'ye selam gönderirsen ben seninle nasıl birlikte olurum demezse soru sorabiliriz. Evet. Evet. O zaman sorarız. Evet. Ama bunları sorulup da o görüşmede böyle orta bir nokta bulur da ben bulacaklarını sanmıyorum ama ben bu yani böyle bir orta nokta olmaz. Aynı şey söylüyorum. Ya selam yani ileride ne yapacak acaba? Evet. Aynı bekleyip şey göreceğiz. Şimdi bir hızlıca bir reklama gideceğiz. Reklam dönüşünde hem dünyadan yükselen tepkileri de yani bir göreceğiz. Bu hakikaten çok önemli. Bu tepkilerin sürekli diri kalması lazım. Ama küçük bir reklam, sakın bir yere ayrılmayın.